Merhaba sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar, yeni bir aya giriş yapıyoruz. Bu ay Mars sizin burcunuzda ilerliyor. Ayın ilk günleri, ilk haftaları. Bu da sizin enerjinizi ve motivasyonunuzu oldukça yükseltiyor. Plüton'un da burada olması zaten bir süredir sizi oldukça güçlü ve kararlı yapmıştı. Artık hedefleriniz neyse o konularla daha enerjik, daha organize bir şekilde ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Merkür'ün retro hareketinin düzelmesi ve hızla ilerlemeye devam etmesi sizin arkadaşlarınız ve sosyal ilişkilerinizle ilgili konulardaki bazı son zamanlarda yaşadığınız aksilikleri de sona erdirebilir. Bu konularla ilgili yeni gelişmeler, yeni açılımlar yaşayabilirsiniz. Venüs ve Satürn'ün de bu bölgede olması özellikle kariyeriniz, iş ilişkileriniz, beraber iş yaptığınız kişilerle olan ilişkilerinizde daha sağlam ve köklü ilişkiler, iletişimler kurmanıza neden olabilir sevgili oğlaklar. Yalnız biraz zaman zaman artan öfkenizi ve sabrınızı taşıran olayları kontrol etmeniz gerekiyor. Zaman zaman ailenizle ilgili veya etrafınızda, yakınlarınızda veya iş yerinizdeki kişilerle ilgili bazı stresler yaşayabilirsiniz bu dönemde. Öfkenizi biraz daha kontrol ederseniz, daha sabırlı olmaya çalışırsanız önemli bir problem de çıkmayacaktır sevgili oğlaklar. Bu ay özellikle 6. evinizde, geçtiğimiz ay sonu 6. evinizde yaşanan dolunayla birlikte iş yerinizde size yardımcı olacak yeni elemanlar veya evinizde yeni yardımcılar hayatınıza girebilir. Bunlar da oldukça olumlu şartlarda ve iyi şartlarda olacaktır ve sizi destekleyecek kişiler olacaktır. Veya yeni bir evcil hayvan alabilirsiniz. Bu da sizin günlük hayatınızı renklendirecek ve sizi ruhsal olarak motive edecek olumlu gelişmeler olabilir sevgili oğlaklar. Evet, önümüzdeki haftadan itibaren gezegen hareketleri hayatınızda biraz daha hızlı ve heyecanlı etkiler yapabilir. Bu hafta daha organize olup işlerinizle daha fazla ilgilenmeniz, biraz daha çalışmanız gerekiyor. Önümüzdeki hafta eğlenceye ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırma imkanınız olacaktır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.